Alman bir kız vardı. Karl adında, galiba alüminyum gövde. Bir tekne alıp tamir edip Orta Amerika sahillerinde gezdikten sonra Pasifik'e geçmişti. Bu Johan teknesiyle beraber. Bu da ayrı bir tekne. Bu da yalnız gezen bir kadın. Onlar geldi. Karl teknesi de yanaşmış, şu beyaz olan. Panama'nın karşısında bir takım adalar var. Panama'ya yakın. Tam şey orası. Mahrumiyet bölgesi. Uzun süre o adalarda yaşadılar, sahillerde. Tekne, alüminyum gövde. Çok çekti bundan. Çok hurdaydı. Ama yaptı. Herhalde 2 ya da 3 yıl oldu. O da geziyor. Will do. Bu akşam harika. Bulut olduğu zaman gün batımı hep böyle güzel oluyor. Özellikle bulutlar farklı yüksekliklerde ise farklı renkler, farklı tonlar çok daha güzel oluyor. Golfito'da sabah. Şimdiye kadar gördüm en güzel romorkör. Sebebi modeli değil. Vinci var. Deniz uçağı var. Bu vinçli adam bunu suya indiriyor. Sudan'la havalanıyor. Harika ya. Sürat tekneleri de öyle. Süper. Bir de jip var şurada. Yani araştırma gemisi dediğim böyle olacak. Kırmızı bacakları, kocaman gagası var. Enteresan. İki tane civciv var yanlarında. Civcivler saklandı. Siyahlar. Hakikaten çok enteresan bir adam. Gaga yapısı, ayakları falan çok garip.
O yaprak kesen karıncalar hakikaten olağanüstü. Bazen o kadar uzun oluyor ki, yani 100 metreye yakın. Biz çocukken pazar kurmuş derdik karıncalar. Öyle söyleyeyim ben de. Kurdukları bu pazar 100 metre oluyor ve taşlardan, otlardan, topraktan bir sürü yerden geçiyor. Kendilerine yol açıyorlar. Şu şekilde. Biliyorsunuz toprağı açmışlar. Dalların arasından da devam ediyorlar yolculuklarına. Ve bunlar ağaçlara gidiyorlar işte. Yuva neredeyse o ağaca. O ağaçtaki öbeği yapıyorlar. O öbekleri çamurdan yaptıklarını sanıyordum. Bu yapraklardan yapıyorlarmış. O ağaçlardaki karınca yuvaları bu yaprak ve çiçek parçalarından oluyor yani. İçleri tünel tünel. Bakın göstereyim mesela. Bu hangi ağacı bu diyorlar. Hangi ağacı kesiyorlar. Bunları ben her geçişte görüyorum bu hayvanları burada. Şöyle. Bakın. Şu ağaçtan getiriyorlar. O ağacın dallarını, yapraklarını kesip çiçeklerini buraya geliyorlar. Ve buradan da ormanın içine yuvaları neredeyse artık oraya devam ediyorlar. Şurası bile nereden baksanız şu gösterdiğim alan 30 metre. Sadece bu kısmı. İnanılmaz bir organizasyon. Arılar ve karıncalar öyle. Bazılarında hiç kalmamış. Şunda mesela, şu dalda hiç yaprak kalmamış. Hep çöpü kalmış. Yani ağacı da bitiriyorlar. Burası yaralı hayvanların rehabilitasyon yeri. Gezilebiliyor aslında ama ne yazık ki pandemiden dolayı kapatmışlar. İçeride türler var. İşte koruma altında yaralı hayvanlar. Yürüyüş yolunun girişi burası. Ben daha önce o yaprakları işte yiyecek olarak stokluyorlar sanıyordum. Sonra yolda var, yol üzerinde düşmüş ağaçtan eski bir karınca yuvası. Onu şöyle bir aldım, sıktım, patır patır kırılıp döküldü. Baktım içinde yaprak parçaları. Bakın bu. Oradan oraya geçiyorlar. Bakın şurada. Dediğim gibi içi böyle yapraklardan bir şeyle, mukoza gibi bir şeyle de sarmışlar üzerine. Yapıştırmak için birbirine. En üstünde böyle ince bir toprak gibi bir şeyle kaplamışlar. Sünger yapısı gibi. Bütün gözeneklerin birbiriyle iştiraki var. Böylece en derin yerlerine kadar kullanabiliyorlar. Ağaçta yapmaların sebebi kendilerini korumaya almışlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü sulak bölge buralar. Hayvanlar eskiden muhtemelen yere yapıyorlardı yuvalarını ama sürekli su baskınlarından dolayı ağaca taşımışlar zamanla. Yerden yükseğe. Ağaçlar çok büyük, çok. Yani yayılması çok enteresan. Şöyle tek bir gövdeden çıkmıyor aslında. Bir sürü yeni fidan, topraktan, kökünden çıkan yeni filizleri, fidanları büyürken yukarıda birleşmiş, dallarla çatışmış, birbirlerine kaynamışlar
birbirlerini farklı yönlere itmişler. Öylece çok geniş bir alana yayılmışlar. Yani kökte bir ama gövdede bir değil. Öyle dersem doğru tanımlamış olurum. Bu şekilde yukarıda yani farklı yaşlarda dallar var. İnce dallar, geniş dallar, yaşlılar, gençler. Böyle tek parça görünüyor ama hiç öyle değil. Çok ilginç bir ağaç. Üzerinde belki şu anda 10 tane farklı bitki var. Belki çok daha fazla. Ben ne derler? Hayvan bilimci değilim, botanikçi değilim, hiçbiri de değilim yani. Sadece ilgileniyorum, seviyorum. Tam amatör olarak görmek, onları anlamaya çalışmak bana keyif veriyor. Hepsi bu. Araştıran biri değilim. Öyle insanlar var, onlar özel insanlar. Çok kıymetli insanlar. Kimi insan var, mesela kuşların her şeyini biliyor. Çok ilginç hastalıklarını, işte üremesini, hangi türlerle üreyebiliyor. Kimi insan var, tavukları çok seviyor mesela. Tavuklar hakkında uzman olmuş. Bunlar çok güzel şeyler. Kimisi bir botanikçi, bitkilerin seceresini biliyor. O insanlar o özellikleriyle doğuyorlar, dünyaya geliyorlar. Ama ben öyle biri değilim. Ben doğayı çok seviyorum. Yani bir yılanı, domuzu, kertenkeleyi onu doğal alanında görmek yani beni çok mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor yani. O canlılarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ben de onların dünyasındayım, insanoğlu olarak. Yani karınca yuvası için söylediklerim tamamen benim gözlemlerim ve ağaç için söylediklerim benim gördüğümü söylüyorum. Hepsi bu. Yani bu özel insanların kıymetini bilmek lazım. Onların yapacakları şeyler, uzman oldukları konularda yapacakları şeyler bizim hayatımızı kolaylaştırır. Bize yararlı olur o insanlar. Bunu biraz da eğitim sistemi için söyledim. O insanları bulup ilgi alanlarına göre önlerini açmak lazım. Ağaçların arkasından vuran güneş yeşilin her tonunu veriyor. Yani burada tabiatın sesini dinlemek, şu bitki örtüsünü izlemek, durup bir an sessizliği dinlemek bana yetiyor. Yani bu parkur kısa bir parkur. Toplamda 1,5 saatte bitiriyorum. Gidiş dönüş. Ağır gidersem 2 saat. Yeterli. Burası Körfez'in girişinde, giriş yönünde iskele. İskelede kalıyor yani bu burun. Bu tepeye de yürüyüş yolu var ormanın içinden. Nefis bir yürüyüş yolu. Arkaya geçtiğinizde manzarası harika. Buraya bir bayrak asacağım, Türk bayrağı, hatıra olarak. Çok güzel bir yer burası. Yemekleri de çok güzel, yerel yemekler. Yere bağlamamız lazım. Sahile çekelim şuraya. Buraya Oğuz'la ve Bülent ve Emirhan'la geldik. Daha önce çok keyifli. Buraya araç yolu da var. Yani insanlar bisikletle, arabalarıyla da geliyorlar hafta sonları yüzmeye. O yüzden çok eğlenceli.
hafta sonları özellikle dıptısı sevenler, insanlarla tanışmayı sevenler için güzel. Aileler de var, yalnız insanlar da var. Kanoya binmeye gelenler var, jet ski kiralayanlar var. Onlar da var burada. Arkada hemen bu restoran arkasında uzun bir plaj var, kumsal. O kumsalda da normal pikniklerini yapıyor insanlar. Körfez'in girişi şurası. Bu girişte iskelede kalan bu taraf daha kaliteli. Şu karşı taraf, orası feci. Çok karışık, çok berbat. Oraya gittik. Harbiden millet yerlerde sürünüyor. İçmiş, alkol, abuk subuk bir şarkılar çalıyor. Şey yani böyle karma karışık bir yer. Bu taraf daha nezih. Ben burayı tavsiye ederim. Orayı da gidin görün. Mutlaka görün. Ama gezmek için, yemek yemek için kesinlikle bu restorant. Burası. Louis buranın sahibi, işletmecisi. Şuraya asacağım dedim. Tamam dedi. Gel dedi. As. Hazırladık bayrağı. Louis'in number 6. Yeah. Louis'in 6. bebeği. Evet dostlar, son durum bu. Bu bayrağın şöyle bir özelliği var. Ve mesleği de yazdım. Çok seviyorum bu palmiye ağaçlarını ya. Bu kadar mı yakışır? Bir coğrafyaya, bölgeye. Şuna bak, nasıl çıkmış yukarı ya. Herhalde 20 metre var. Belki fazla. Yağmurları. Yani her zaman yağıyor. Öğleden sonra, akşam mutlaka yağıyor ama yağmurda bile tişörtle ya da çıplak oturabiliyorsunuz. Hatta gece uyuyabiliyorsunuz. O kadar güzel ki. Harika. Ya içimden bir anı anlatmak geçiyor ama anlatayım mı? Dediler ki İstanbul Rumeli Feneri'nde işte salyangoz fabrikası var. Deniz salyangozu işleyip Japonya'ya satıyorlar. Bu salyangoz işte yapan firmada 7 metre ahşap tekneleri var. Bunları dalgıçlara kiralıyor. İşte ona çalışıyorsun, ödüyorsun, sen kazanıyorsun, onlar da kazanıyor. Ama tekneyi, malzemeyi, dalış ekipmanlarını onlar veriyor. Ben de arkadaşım Ayhan'la yapalım mı? Yapalım ya dedik. Gittik konuştuk adamlarla. Dalgıcız dedik. İşte şöyleydi, böyleydi. Yaparız dedik. Karadeniz'de Şile, Ağva, Rumeli Feneri, Anadolu Hisarı, Garipçe. Buralarda dalıp salyangoz avlayacaksınız. Tamam avlarız.
ne işte fiyat, işte üçte biri bekle payı, gerisi sizin. Kilosu ne kadar dedik, işte herhalde bugünün parası 10 lira falan kilosu. İşte aldık tekneyi, öğrendik, dalış malzemeleri geldi. İki silindir, bir lister var içinde. Ahşap, Karadeniz yapısı, balıkçı teknesi, küçük, 7 metre. Biz başladık Ayhan'la. Şile, Ava, Kefter, dalıyoruz, çıkıyoruz. O eski salyangoz avcılarıyla tanışıyoruz. Antalya'dan gelenler var. İşte Kocaeli'nden, Samsun'dan, ne bileyim ben, Zonguldak'tan gelenler var bu firmaya. 10-15 tane teknesi var firmanın. Hepsiyle tanıştık yani. Ahbap olduk. Püf noktalarını öğrendik. İyi de yani hepsiyle başa baş biz de aynı kiloda salyangoz çıkarttık. Amcamın oğlu vardır Mehmet, o da hafta sonu hem denize girerim hem sizi göreyim diye geldi öyle. Cumartesi pazar kalmak için teknede. İşte Şile'den Rumeli Hisarı'na geliyoruz. Biraz da orada dalalım dedik. Mehmet de bize katılmıştı, o da oradan İstanbul'a işine dönecek. Akşam 6 gibi tekne giderken Eşek Adası yakınlarında belki 2-3 mil kala pır 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 yaptı, stop etti. Hadi baktık pompasını, şunu sunu, uçtuğunu derken su devir daim, deniz suyundan soğutma sistemine çeken devir daim, açtık onu. İçi yosun dolmuş, tıkanmış. Devir daim kapanınca da motor hararet yapmış. Üst kapak contayı yakmış. Motor çalışmıyor. Kaldık, kapattık. İşte kıyıya 300-400 metre uzaklıktayız. Dedik hani burada kalalım, gelin geçen bir salyangozcu ya da bir balıkçı denk gelirse bizi çeker Rumeli Hisarı'na. Bir şey kalmadı. Rüzgarda Karadeniz'den esiyor. Yıldız, işte Poyraz o yönlerden esiyor. Bizi yani karaya doğru atıyor. O yüzden de güvendeyiz. Çok kumanyamız yok. Berbat bir ortam aslında. Biraz zeytin, biraz yumurta, biraz makarna, öyle idare ettik akşam yemeği. Gider içiyorum o zamanlar. Sigaramız bitti. İşte bir iki dal sigaramız kaldı. Gece uyuyorum. Bir sesi uyandım, motor sesi. Çıktım dışarı. Gece saat işte 11 falan olmuş. Teknenin baş üstünde Mehmet'le Ayhan oturuyor. Bir tane de gırgır teknesi uzaklaşıyor bizden. Yani ya da işte troll teknesi. Palamutçularmış zaten. Bizden uzaklaşıyor böyle zifir karanlıkta, teknenin ışıkları yanıyor. Ayhan dedim ne oldu? Ya dedi palamuta gidiyorlarmış dedi. Bak dedi bir paket Samsun yaptı. Dedim söyledin mi motoru bozuk? Söyledim dedi. Dedim söyledin mi bizi hani dönerken çeksinler? Yok söylemedim, bir şeye ihtiyacınız var mı? Hani sigara varsa alayım bir paket dedi diyor. Sigara istedim. Yani dedim keşke söyleseydin dedim dönerken hani çeksinler bizi çünkü gece burada kalacağız. O saate kadar da hiçbir salyangozcu, balıkçı geçmedi. Tek o. Gecenin bir vakti o geçti. İşte sigaramız var, makarnamız, zeytinimiz, yumurtamız derken gece saat 1 ya da 2 oldu. Ayhan dedi ki ya dedi kara görünmüyor. Gece karanlıkta karanın silüeti, yani ana karanın silüeti görünüyordu. O görünmez oldu. Ondan sonra ben hemen başa gittim. Çapaya, çapa halatla, inşaat demirinden yapılmış bir çapa, yani basit bir çapa. Halatla ona bağlı. Baktım apiko duruyor çapa. Dedim taramış, çapa taramış. Rüzgar dönmüş dedim, sürükleniyoruz. Rüzgar lodosa dönmüş. Karadan denize esiyor açığa. Ve biz sürükleniyoruz Rusya'ya doğru. Bir saat, iki saat iyicene açıldık. Telsiz yok, hiçbir şey yok. Görseniz o teknede çok asfalt tekneler aslında. Yani çok hakikaten berbat şeyler. Biz de çok tecrübesiziz. Yaş kaç? 23-24 yaşında planım. Herhalde yıl 94 ya da 95 senesi. Velhasıl biz açığa doğru gecenin zifir karanlığında sürükleniyoruz. Ne yapacağız, nasıl yapacağız filan. Saat 3 oldu herhalde, 3 ya da 4. Çok uzakta, karanlıkta bir tekne ışığı gördük. Bizde ne fener, ne ışık, hiçbir şey yok.
Ben dedim ki bir parça beze dedim, mazot sürelim, ipe bağlayalım, yakalım dedim onu, çevirelim böyle. Tamam dedik. Kamarın üstünde de böyle dümen köşkü var ama küçücük böyle. Oraya çıktık işte bir bez, tişört parçası, ona mazot, yaktık onu, böyle çeviriyoruz. Belki görür bizi gidiyor, 4-5 mil uzakta bizden tekne. Hadi bir tane daha yaptık, bir daha çeviriyoruz falan, ışık yapmaya çalışıyoruz falan. Bizi gördüler, bize doğru döndüler, geldiler. O Ayhan'a Samsun sigarası veren palamut teknesi. Adam dedi ki, ya dedi, 2 saattir dedi sizi arıyoruz dedi. Biz dedi ağları attık, geri dönerken şu çocuklara bakalım, makinası bozuktu bunların. Havada döndü, denize esiyor, bunlar sürüklenmesin dedik. Sizin o demirli olduğunuz yere yakın geçtik. Baktık orada yoksunuz. Anladık bunlar sürüklendi. İyi ki dedi ışık yaptınız dedi, ışığı gördük dedi. Sonra bizi bağladılar, Rumeli Hisarı'na çektiler. İşte makineyi tamir ettik. Çok iyi ahbap olduk. Adlarını hatırlamıyorum. Allah razı olsun adamlardan. Çok zaman geçti. Sonra biz dalışlarda sürekli bir şeyler bulurduk. İşte çapa bulurduk, batık tekne bulurduk, zincir bulurduk, tekne zinciri. Hep işe yarayacak şeyler bunlar. Hemen arardık onu. Abi gel derdik, şurada çapa bulduk, zincir bulduk. Senin işine yarar. Hemen ona işte vinçten indirirdi halatı. Dalardık, bir sapan vururduk çapa ya da zincir neyse. O da bire alır, güvertesine koyardı. Belki 2 ya da 3 tane ona çapa ve zincir verdik. Teşekkür için hiç karşılıksız. Öyle bir anı. Yani sürüklenseydik ne olurdu? Biz bulunamazdık. Çünkü rüzgar bir daha dönecek, başka yöne sürükleneceksin. Bir daha başka yöne sürükleneceksin. Yani belki bir gemiye denk gelebilirdik. Ama çok zor ihtimal. O gece o adamların duyarlı davranması, bizim o ışığı yapmamız bizim hayatımızı kurtardı. Mehmet İstanbul'a döndü işin başına. Biz de bütün sezon dalışa devam ettik.